Batu, düştün elime Batu. Yandın oğlum, yandın sen. Atışlarda da soğukkanlı olmak gerekiyor. O da bunu yapabiliyor 9. İçimdeki sesi dinleyince 7 olduğuna karar verdim. 5. Bu da 5. 5. 5. İstisnalar kaydayı bozmaz. Survivor'a gelmiş her yarışmacı belirli bir puan hak ediyordur. Genellikle yüksek puan alıyordur ama arada işte az alanlar da çıkabilir. Gecelerce sakladım, öyle miydi? İsmini sayıkladım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Survivor yarışmacılarını puanlayacağım. Becerilerini, atışlarını, agresifliklerini puanlayacağım. Burada sadece ben varım. O yüzden rahat rahat herkesi puanlayabilirim. Onlar şu an beni puanlayamayacaklar ama ben onları puanlayacağım. Bence bugün çok eğlenceli olacak. Sizler de çok eğleneceksiniz diye düşünüyorum. Bir an önce de başlamak istiyorum. İlk ismimiz kim acaba? Ben de merak ediyorum. Batuhan Karacakaya. Batu, düştün elime Batu. Yandın oğlum, yandın sen. Yandın. Ablanın eline düştün. Batuhan, bence sen becerikli bir çocuksun. O yüzden hak ettiğin puan 8 kardeşim. Batuhan Survivor'daki yarışmacılar arasında hızlı bir yarışmacı. Bence o da 8 ya. Kondisyon anlamında da yine 8 veriyorum. Kondisyon olarak da bence iyi. Atış konusunda da 8. Hırs konusunda da 8. Aslında eğlenceli. Bence 9 ya. Batuhan da eğlence konusunda 9. Dayanıklılığı güç anlamında da bağdaştırıyorsak o zaman ona 5 veriyorum. Kesinlikle duygusal bir çocuk olduğunu düşünüyorum. 7 veriyorum. Soğukkanlı mı? Bence heyecanlı. O yüzden 6. Agresifsin Batuhan'cığım. Agresiflik konusunda da sana 4 veriyorum. Aycan 6. Beceri konusunda 6. Hız konusunda 5. Bence hız konusunda 5. 5. Bu da 5. 5. 5. Eğlenceli bence. Aycan eğlenceli. O yüzden 8. Dayanıklılık konusunda 6. Bence kesinlikle 10 numara. 10 numara duygusal. Soğukkanlılık. Bence Aycan kesinlikle soğukkanlı bir kız. Cinayet işler ama asla belli etmez falan diyormuşum. Agresyon. Ya Aycan gibi bir kızın agresif olabileceğini düşünebiliyor musunuz? 1 veriyormuşum. 0 tabii ki de. Ama aslında agresif. Atakan Arslan. Beceri. Ben çok becerikli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 7. Hız konusunda da bir 6'sı var. Kondisyonu çok kötü. 4. Atış konusunda da performans listesinde yeri çok sıra aşağılarda olduğu için bence 5 falandır yani. Atış iyi olsaydı istatistikte üst sıralarda olurdu. Onun hesabını iyi yapamıyor. Hırs konusunda acayip hırslı. Hırs için yapamayacağı hiçbir şey yok. O yüzden 9. Eğlenceli bence değil yani, orta. 7 bence. Dayanıklılıkta 7'sin. Duygusal. O konuda duygusal. 10. Kesin duygusal. Orada da 10. Soğukkanlı, çünkü her şeyi soğukkanlı bir şekilde yürütüyor. Yanına çekiyor herkesi. Atakan bazı şeyleri böyle espri yoluyla söylediği için böyle sanki agresif değilmiş gibi duruyor ama karşısındaki insanı gerçekten çileden çıkartıyor. Bu yüzden ona agresiflik konusunda vereceğim puan 7. Beceri 8. Hız bence çok hızlı. O yüzden hak edene hak ettiği değeri vermek gerekir. 10. Kondisyon anlamında da bence 9. Atış konusunda da bence 8. Hırs konusunda bence hırslı olsaydı şu an Survivor'da devam ediyor olurdu. O yüzden 5. Bence Elif eğlenceli bir kız. O yüzden 8. Dayanıklılık konusunda da bence yine bu 8. Duygusallık konusunda bilemedim şu an ya. O da 8 büyük ihtimalle ya, 8. Soğukkanlı mı? Bence de soğukkanlı olabilir. Soğukkanlı, evet. Hiç agresif değil. Yani hiç agresif olmayan birisi derseniz Elif diyebilirim. İçimdeki sesi dinleyince 7 olduğuna karar verdim. Hız konusunda evet hızlı ama bir Elif kadar değil. Kondisyon anlamında da bence 8.
Atış anlamında da bence 8. Hırs anlamında çok fazla hırs. Anlatabildim mi? O yüzden 10. Yani eğlenceli derken eğer kendine göre bir şey varsa evet eğlenceli. Ama kendine göre. Güç anlamında bakacak olursak bence Sema 7. Duygusallık anlamında bakacak olursak nedense Sema'nın çok duygusal bir yapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Sadece ailesine karşı duygusal olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ona vereceğim puan 8. Soğukkanlı mı? Evet, atışlarda da soğukkanlı olmak gerekiyor. O da bunu yapabiliyor, 9. Agresiflik konusunda Nagihan'ın bir tık altı diyebilirim. O yüzden 9. Bence Furkan çok becerikli bir çocuk. O yüzden 8'i hak ediyor. Adamıza o kadar mutfak yaptı, bir sürü şey yaptı, çocuğum elendi sonra. Ona da 7 veririm. Kondisyonun da çok iyi değildi ya. O yüzden 7. Atışta hep sıkıntı yaşıyordu. Atışta sıkıntı yaşadığın için 6 canım. Furkan'da hiç hırs yok ya. Ya var ama yani çok değil. O yüzden bence 5. Eğlence kısmına gelecek olursak bence kesinlikle Furkan 3'ü hak ediyor. 10 tabii ki de. Çok eğlenceli çünkü. Furkan'daki dayanıklılığı düşündüm şöyle. 6 olur galiba. İnşallah doğru yazdım. Farkımı da gösterdim şu an. Bence Furkan duygusal bir çocuk. O yüzden 8'i hak ediyor. Soğukkanlılık. Furkan bence çok heyecanlı bir çocuk. O yüzden çok soğukkanlı değil galiba. Tam tersen yanlış yazabilirim o yüzden. 0 yani. Furkan'a agresif dersem beni topu tutarlar. Bu arada kimse agresif değil herhalde bizim odalarda. Ona dikkat ettim de şu an hepsine 0 verip duruyor. Beceri konusunda Birsen abla hemen veriyorum. Birsen abla beceri konusunda bence 6. Hız konusunda o da hızlı bir yarışmacıydı. 8. Kondisyon anlamında da bence kesinlikle 8. Atış konusunda da bence 7. Yani Survivor'a gelmiş her yarışmacının hırslı olduğunu düşünüyorum. O yüzden 9. İstisnalar kaideyi bozmaz. Survivor'a gelmiş her yarışmacı belirli bir puan hak ediyordur. Genellikle yüksek puan alıyordur ama arada işte azalanlar da çıkabilir. Birsen abla eğlence 7 olabilir. Evet 7. Bence 7. Güçlü bir kadın kesinlikle. Bence Survivor'ın en güçlüsü Birsen abla olabilir. Duygusallık konusunda o da bir duygusallık var tabii ki onda da. Soğukkanlı mı? Hayır. O yüzden bence 6. Stres yönetimi yok çünkü. Agresyon yok ya. Birsen abla da maksimum. Bence beceri konusunda Perviz bir tık zorlanıyordu. O yüzden 7 veriyorum. Perviz hız konusunda da 7. Kondisyon anlamında bence 6. Atış konusunda da kesinlikle 6 olduğunu düşünüyorum. Hırs konusunda evet hırslıydı ama 7. Eğlence kısmında o da eğlenceli bence. O yüzden 8. Perviz bence dayanıklılık konusunda erkeklerin en güçlülerinden bir tanesi. O yüzden 10. Duygusallık konusunda kesinlikle 6. Soğukkanlı olma kısmında da bence 7. Agresyon tabii ki de var. Agresyon konusunda 6. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tabii ki arkadaşlarımın hepsini tamamlayamadım. Bir sonraki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Beni beğenmeyi, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum.